Herkese merhabalar. Dükkanı kapattık. Arkadaşlarımız evlerine gitti. Ben burada kaldım. Dedim ki bugün bir video hazırlayacağım ve sizlerle paylaşacağım. Bugünkü videomda sizlere bundan yıllar önce yapmış olduğum ahşaptan çok güzel bir mutfağı paylaşmak istiyorum. Tabii ben o yıllarda YouTube'u kullanmaya çok düşünmüyordum açıkçası söylemek gerekirse. Onun için de videosunu çekmemişim ne yazık ki. Size projeden sonraki halini slaytlarla göstereceğim ve slayt üzerinde anlatacağım. Ama gerçekten işinize çok yarayacak ufak ufak bilgiler vereceğim. Bence dinleseniz iyi edersiniz. Çünkü gerçekten mutfak yaptırırken işinize yarayacak küçük küçük bilgiler vereceğim. Şimdi ben size projemi yavaş yavaş anlatayım. Siz de küçük küçük notlar alın. Projemiz burada görmüş olduğunuz gibi bir mutfaktan oluşuyor. Ve yaklaşık olarak 5,5 metreye 3 metre 20 santim uzunluğunda uzun ince bir mutfak olarak düşünebiliriz. Burada bir kombi dolabımız vardı. Burada ankastre grubumuz, burada tezgahımız ve köşe dolabımız. Onun yanında da buzdolabımızın olduğu bir mutfak. Üstünde de yine üst modüller ve davulunmazımızın olduğu grubumuz var. Ortada da hem masa olarak kullanılabilecek hem de hazırlık tezgahı veya diğer şeyler için kullanılabilecek uzun bir tablamız var. Gördüğünüz gibi hem bacasını hem kombiyi içine alan burada alt kısmında kiler olarak kullanabileceğimiz büyük bir dolabımız. Yine az önce bahsettiğim ankastre grubu. Altta da bulaşık makinesi, evye çekmecelerimiz ve onun yanında da büyük çekmece modülleri, deterjanlık ve yağdanlıklar. En sonda da büyükçe bir köşe dolabımız var. Bu köşe dolabı çok önemli çünkü kör bir köşe değil, katlanır kapaklı bir dolap ve kapaklarını açtığınızda içinin tamamen kullanılabilir olduğunu görüyorsunuz. Yine burada da gördüğünüz gibi uzunca bir masa tablamız ve servis alanımız var. Alt kısmında da yine depolama amaçlı kullandığımız çekmeceli modüllerimiz var. Bu kısmını düz bitirdik. Arka kısmını da çekmeceler olarak kullandık. Mutfağımızın tezgahını yaparken akrilik düşündük ve yarıya kadar süpürgelik düşünmüştük. Az sonra göstereceğim şekilde yarım süpürgelik değil de tam süpürgeliğe çevirdik. Bence o şekliyle de güzel oldu ama ben yine de ilk fikrim olan bunu kullanmayı tercih ederdim. Çünkü beton yüzey gayet güzeldi. Burada da mutfağımızın çekmecelerinde kullanacağımız çekmece mekanizmalarını belirledik. Ocağın altındaki kısımda bir tanesi gizli açılır çekmece kullandık. Altta da tencere çekmecesi kullandık. Bu gizli açılır çekmece tek kapağı açtığınızda iki çekmecenin birlikte geldiği, üstündeki çekmecelerde kaşık çatal bıçaklarınızı koyacağınız, yine burada da kepçe ve diğer mutfak aletlerini koyabileceğiniz ikinci bir çekmecemiz var. Bunu ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Bahsetmiş olduğum gibi köşe dolabımızda da içerisinde döner sepet kullandık. Bu döner sepetler katlanır kapaklı mutfaklarda gerçekten çok kullanışlı ürünler. Çünkü arkaya koymuş olduğunuz ürünü herhangi bir şekilde uzanmadan sadece çevirerek alabileceğiniz mekanizmalar bu şekildeki köşe dolaplarında gayet kullanışlı oluyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi alt çekmecelerin tamamında da tencerelikler kullandık. Tabii bunlar burada almış olduğumuz notlar aynalarını mutfaklarda kullanmış olduk. En sonunda da projemizin artık yerleşim halini ustalarıma gösterdiğim ve onlara bu ölçülere göre üretmesini söylediğim projem var. Tabii bu çok sade bir şekilde bir proje. Çünkü çok karmaşık yapıya büründürüp de ustaların kafasını karıştırmaya gerek yok. Benim verdiğim notlarla üretilecek herhangi bir mutfak gayet sağlıklı bir şekilde yerine olabilecektir. Çünkü burada ölçüler gayet güzel ve belirgin bir şekilde belirtilmiş. Burada herhangi bir yanlış yapılması kolaylıkla söz konusu olmaz. Size önemli bahsetmek istediğim bir şey daha var. Kapakları ahşap yaptığımız için dönme riskine karşılık ben bu resimde görmüş olduğunuz T alüminyum profili kullandım. Bu T alüminyum profil bana göre kapakların hem etrafında güzel bir hat oluşturdu hem de kapakların dönme riskini azalttı. Daha önceki videolarımda belirtmiştim. Eğer ahşap ne kadar kuru bile olsa ahşap devamlı yaşayan bir malzeme ve her zaman için dönme riski var. Biz bu profilde gördüğünüz gibi T şeklinde olduğu için bunu ahşabın içerisine yerleştirdikten sonra dört tarafını bununla döndük ve ahşabın çalışmasını çok büyük oranda engelledik. Çünkü ahşap yıllarca yaşayan bir malzeme. Her ne kadar kuru da deseniz gittiği yerin iklimine,
evin sıcaklığına göre de ahşap çalışabilir. Dolayısıyla ahşap kapak yapmak biraz riskli olsa da önlemler alarak bu riskleri en aza indirgeyebilirsiniz. Sonrasında mutfağımız tabii üretildikten sonra da montaj aşamasına gelindi. Gördüğünüz gibi az önceki projem buradaki duvarda duruyor. Ve bu size az önce bahsetmiş olduğum köşe dolabımız gerçekten çok kullanışlı. Tek kulpla çekilip iki kapağın birlikte açıldığı bir dolap ve katlanarak geliyor. İçerisinde de görmüş olduğunuz gibi kullanımınızı çok kolaylaştıracak bir köşe sepet ekibi var. Ben bunu köşe dolaplarınızda kullanmayı kesinlikle öneriyorum. Çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. Evet, mutfağımızı yerleştirdik. Gördüğünüz gibi burada gizli çekmece modülümüz, burada evye modülümüz, burada da 4 tane çekmeceden oluşan depolama çekmecelerimiz var. Hemen ocağın solundaki kısımda yağdanlık olarak kullanacağımız bir bölüm oluşturduk. Bu yağdanlıklar gayet kullanışlı ürünler. Çünkü bu tür ürünlerin kendi başına bir depolama alanı olması her zaman için evinizde daha iyi olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda evyenin solundaki kısmında da kullanmış olduğum deterjanlık kısmı da, evyenin sağında da kullanmış olduğum deterjanlık kısmı da deterjanlarınızı diğer ürünlerden ayrıştırmak için gerekli diye düşünüyorum. Eğer yerinizin, evinizin ölçüsü bunlara müsaitse kesinlikle bir yağdanlık, bir tane de deterjanlık kullanabilirsiniz. Burada da hem masa hem servis alanı olarak kullandığımız çok güzel dış budak ağacından yapılmış adamız var. Bunun ön kısımlarında da çekmecelerimiz var. Aynı karşıdaki gibi o çekmeceler de gayet güzel ve kullanışlı oldu. Mutfaktaki birçok şeyi depolama alanı olarak kaldırdı ortadan. Gayet de verimli oldu. Bu tablamız da hem masa hem servis alanı olarak kullanıldığı için büyük bir tezgah yeri oluşturdu bize. Mutfağımızın projesini anlatırken şuradaki nişten bahsetmedim size. Burada küçük bir nişimiz vardı. İlk önce boş bırakmayı düşündük. Televizyon koyarız diye düşündük. Sonrasında mutfakta televizyon olmasını çok uygun bulmadık ve buraya çok güzel bir şekilde raf sistemi uyguladık. Şimdi Ahmet abinin taktığı raf sistemi işte burada. Ve Ahmet abi Orhan Usta ile beraber bu raf sistemini yerleştiriyorlar. Bu raflı bölümde mutfağa çok güzel bir hava kattı. Hem de o nişi güzel ve verimli kullanmamızı sağladı. Burada hazırlık yaparken baharatları buradan alıp direkt mutfakta çalışma imkanı sağlayan bir bölümümüz oldu. Bu raf sisteminin üstü biraz yüksekte olduğu için de buna çok güzel bir merdiven yapmam gerekiyordu. Hırdavatçı'dan şu görmüş olduğunuz alüminyum merdiveni aldım. Kenarlarındaki plastikleri söktüm. Bunu başka bir şekilde sağlamlaştırdım. Ve üzerlerine mutfağımızın kullanmış olduğumuz ağaçtan basamaklar yaptım. Onları da küçük civatalarla buraya sabitledim ve mutfağımızın konseptine uygun bir şekilde düzenledim. Görmüş olduğunuz gibi de bence mutfağa çok yakıştı. Sonra yine mutfağımızda kullanmak üzere içerisine küçük gıdaları koyabilmek için mini mini kasalar yaptım. Yine aynı şekilde dış budak ağacından ve bunlar da mutfakta gayet güzel bir görüntü oluşturdu. Kasalarımızı da bu şekilde küçük gıdaların ve diğer eşyaların konduğu güzel bir aksesuar olarak değerlendirdik. Mutfağımızı yaparken bizim bu ada kısmında bir prize ihtiyacımız olduğunu düşündük. Bu prizi yerden getirmedik. Mutfağımızda zaten birçok elektrik tesisatı borulardan geçiyordu. Biz de adanın tam ortasına yukarıdan bir boru indirip bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir priz yaptık. Ki ne priz, harika bir şey oldu. Bence mutfağa çok güzel bir hava kattı. Ve işte görmüş olduğunuz gibi mutfağımız son hali bu şekilde oldu. Hem adamız, hem alt dolaplarımız, hem tezgahımız, hem üst dolaplarımız hepsi çok güzel oldu. Burada size tezgahtan da bahsetmek istiyorum. Tezgahımızda akrilik tezgah kullandık. Akrilik tezgahın bir özelliği tezgahın yekpare olabilmesi. Yani herhangi bir şekilde bir birleşim olmadan fayansı kullanacağınız kısımda da bu ürünü kullanabilirsiniz. Birleşim yerinde de herhangi bir şekilde hiçbir şekilde birleşim olmuyor ve yerinde kaynatılarak ve yapıştırılarak yapılan bir ürün. Dolayısıyla su geçirmesi çok zor ama yine de kullanırken ısıya karşı duyarlı bir ürün olduğu için dikkat etmekte fayda var. Evyeyi de gördüğünüz gibi siyah, bataryasını siyah, ocağını ve dağılmazını tamamen siyah ve mutfağımızın konseptine uygun ürünler kullandık. Gayet de hoş olduğuna inanıyorum. Sonrasında bu buzdolabının etrafına da meşlerden çok güzel iki tane dolap yaptım. Hem buzdolabının konseptine uygun oldu
hem de buradaki boşlukları kapattım ama onun fotoğrafını maalesef çekmedim. Evet, işte mutfağımız böyle güzel bir mutfak oldu. Ahşap kapaklı mutfak yaptırmak gerçekten riskli bir iş. Benden size tavsiye, kesinlikle ahşap kapaklı bir mutfak düşünüyorsanız, tabii bu endüstriyel tarzda bir mutfak. Klasik kapaklar olabilir, çerçeveli kapaklar olabilir, ne olursa olsun. Ahşap kapaklı bir mutfak yaptırmayı düşünüyorsanız kesinlikle ustanıza kullandıracağınız ağacın kuru olmasına, işçiliğinin temiz olmasına ve projenin çok güzel yerleştirilmiş olmasına dikkat edin. Aksi takdirde çok üzülürsünüz. Bundan sonraki videolarımda mutfaklarda kullanacağınız mekanizmalarla, çekmecelerle, kapaklarla, tezgahlarla alakalı daha detaylı seri halinde videolar hazırlayacağım. Orada bilgiye doyacaksınız ve harika bilgiler alacaksınız. Çünkü mutfak yaptırırken dikkat etmeniz gereken o kadar çok unsur var ki başınızın ağrımaması ve sonunda hüzün yaşamamanız için gerekli bilgileri ben size burada anlatacağım. Sonra artık geri kalanını siz kendi ustanızla, kendi mimarınızla halledebilirsiniz ya da bizi arayarsanız biz size istediğiniz şekilde çok güzel mekanlar, mutfaklar yaratabiliriz. Bundan sonraki videomda da sandalyeden vestiyer yapacağım. Ne kadar parlak bir fikir değil mi? Baktım ki herkes çam paletten bir şeyler yapıyor. Ben dedim ki ya çam paletten yapılacak bir şey kalmamış. Acaba at mı yapsak? At yapamayacağımıza göre geri dönüşüm için çok güzel bir video hazırlıyorum size. Onları da umarım beğenirsiniz. Bence şimdiden bildirim zilini açın ve o videoyu paylaştığımda haberiniz olsun. Aynı zamanda merak ettiğiniz mobilya yapımında kullanılan malzemeler, evinize yaptıracağınız mobilyalarla alakalı herhangi merak ettiğiniz sorularınız varsa bana aşağıdaki yorum kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Ben orada sizler için zevkle cevaplayacağım ve sizi bilgiye doyuracağım. Onun için aşağıda yorum kısmında yazabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda web site adresimizi, Instagram adresimizi ve Facebook adresimizi bırakıyorum. Siz o hesaplarımıza da girip bizi biraz daha tanıyabilirsiniz. Hoşça kalın.